Hayırlı günler dostlar. 30 Haziran 2022 öncelikle Yunanistan medyasından haber başlıklarına daha sonrasında bazı haberleri de özetleyelim. İlk haberin başlığı dostlar Kıbrıs'ta trajedi başlığı atılmış. Geçen gün yayınladığımız haberde Yunan komandolarının tekneden suya düştüğünü söylemiştik. Haberin başlığı tatbikatta yaralanan 27 yaşındaki komando muharebeyi kaybetti başlığı atılmış. Kendisinin öldüğü haberini birazdan aktaracağız. Diğer haberin başlığı anahtar. Hindistan'ın Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanan Arap Akdeniz koridoru ülkemiz için önemi şeklinde başlık atılmış. Burada da dostlar şu ilginç cümle kullanılmış. Yunanistan ve Kıbrıs için Hindistan'la dostane ilişkileri daha da geliştirmenin ve derinleştirmenin Helenizmin çıkarları için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması önemlidir cümlesi kullanılıyor. Bunu da aktaracağız. Güle güle bayraklar, Rus yonları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için yeni taktikler ve prosedürler uyguluyor başlığı atılmış. Yunanistan donanma birimlerinin NATO daimi denizcilik görev grubu ile beraber eğitiminden bahsettirirken bir diğer haberin başlığı Türk STM-500 denizaltısı basınçlı gövde testinin üretim aşamasına başladı haberi servis ettirirken Libya için savaş hazırlıkları mı 7 adet Türk A-300 uçağı havada yakıt ikmali yapan uçağa dönüştürüldü başlığı atılırken Biden ve F-16'lar nereye verilecek? Türkler yine Ege'yi süpürdü başlığı atılmış. İşbirliği ve caydırıcılık mesajı Yunan jetlerle ortak tatbikatlar için Suda'daki Amerikan F-35'inden bahsediliyor. Burada da Çekya'nın Ukrayna'ya 2 adet insansız hava aracı gönderdiğine yönelik haber paylaşılmış. İlk olarak dostlar Kıbrıs'ta trajedi haberini aktaralım. Burada bir komando bilindiği gibi denize düşmüştü. Adam 2 gün önce planlı bir eğitim faaliyeti sırasında ağır yaralandı ifadesi kullanılırken kendisinin tekneden düşüp öldüğü belirtilirken yine bunun dışında dostlar helikopterden denize atlayıp yaralanan bir askerin bir ulusal muhafızın da öldüğü duyuruldu. Bu şekilde ilginç bir haber servis ediliyor. Diğer haber dostlar Yunanistan ve Kıbrıs için Hindistan'la dostane ilişkileri daha da geliştirmenin ve derinleştirmenin Helenizmin çıkarları için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması önemlidir cümlesi kullanılırken ancak şunu vurgulamalıyız ki Çin'in yanında yükselen bir başka süper güç daha var. Nüfus patlaması yaşayan Hindistan nükleer bir güçtür, büyük bir askeri güçtür, daha fazla ekonomik gelişme potansiyeline sahiptir. Hindistan'ın Arap Akdeniz koridoru ve bunun üzerinden Avrupa ile olan stratejik bağlantısı özellikle içinden geçici ülkemiz için özel bir ilgi görüyor. Arap Akdeniz, Hindistan Avrupa koridoru, Hint Okyanusu bölgesi, Orta Doğu ve Avrupa arasında ticaret modelini kökten yeniden şekillendirecek gelişmekte olan ticaret koridorudur ifadesi kullanılırken Yunanistan'ın rolünden bahsedilmiş. Yunanistan, Hindistan kökenli Amerikalı olan Kamala Harris başkanlığında ABD ile mükemmel ilişkileri sürdürüyor. Yunanistan ve Kıbrıs için dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'la dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin Helenizmin çıkarları için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması gerekirken birkaç yıl içinde Hindistan Çin'i geride bırakacak gerek nükleer olarak gerekse de Türkiye-Pakistan eksenine karşı bir güçtür. Çin'in Pasifik ve genel olarak Asya'da yayılması için siper olan bir güçtür açıklaması yapılırken Yunanistan ve Kıbrıs Hindistan donanmasını Türkiye'nin Pakistan'la yaptığı gibi havacılık tatbikatları şeklinde Güneydoğu Akdeniz'e getirmeli, aynı zamanda Hindistan'ın dostu ve müttefiklerinden silah sistemlerini satın almak düşünülebilir haberi yapılırken, adalarımıza bu tür herhangi bir füze sisteminin alımı ve kurulumu Yunanistan'ın Ege'de ve adalarda sahip olduğu çok sayıda batmaz uçak gemisinden Türk donanması için ölümcül bir tehlike olacaktır. Hint savaş gemilerinin Yunan gemilerinin yanında Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de boy göstermesinin zamanı geldi mi cümlesi kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde Yunan-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde dış politikamızın genişletilmesi gerektiğini, mevcut durumun lehimize olduğunu söyleyerek haberi bitiriyorum cümlesi kullanılmış. Diğer haber, güle güle bayraklar başlığı atılmış. Bayraktar TB2 insansız hava araçları Ukrayna'da çok popülerdi. Ama şimdi Rus savunma sistemlerine karşı çok savunmasız başlığı atılmış. Ukraynalıların itirafı bayraktarlar düşüyor, kullanımını sınırlayacağız yalanına başvurulmuş gibi bilindiği gibi sürekli adamlar TB2 satın almak için kampanya başlatıyor. Öve öve bitiremiyorlar fakat Ukraynalıların itirafı başlığı atılmış. Türk bayraktar TB2 yalanın
Rus hava savunmasının elindeki kayıplarının sebeplerinden birisi de Rusya'nın 2015 yılından bu yana uzun zamandır İHA'lara karşı savaşa hazırlanıyor olmasıyla açıklanabilir cümlesini kullanmışlar. Libya'da Rus destekli gruplarda Türk dronlarıyla karşılaştı ve Moskova'ya onları incelemesi ve taktik geliştirmesi için yeterli zamanı sağladı. Yemen'de İran yapımı insansız hava araçlarının Suudi güçlerine yönelik aralıksız saldırıları, İHA'ların radar imzalarını takip edemeyen Patriot gibi güçlü hava savunma füze sistemlerinin savunmasızlığını ortaya çıkardı. Yine Suriye deneyimi de Rusya'nın İHA'lara karşı avantajını artırırken, ancak sistemlerin ileri bir aralıkta sınıflandırılması Rusya'nın sayesinde olduğu cümlesi kullanılıyor. Rusya'nın hava savunma şefi Korgeneral Alexander Leonov, Krasnoye Zvezda gazetesine verdiği röportajda Suriye'de isyancı gruplar tarafından ucuz ve yerel olarak inşa edilen insansız hava araçları bağlamında İHA tehditleri konusunda uyarıda bulunması üzerine Rusya hava savunma sistemlerini geliştirdi cümlesi kullanılmış. Bunun dışında Türk STM-500 denizaltısı basınçlı gövde testinin üretim aşamasına başlandı cümlesi kullanılırken 18 kişilik mürettebatın yanı sıra 6 kişilik özel kuvvetler ekibi 30 gün boyunca 250 metrenin üzerindeki derinliklerde görev yapacak, Türklerin Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın tüm enerji planlarını bloke edecek silahlara sahip olmayı hevesle istedikleri için Doğu Akdeniz bölgede ertesi güne hazırlandıkları açıktır. Bu onların nihai hedefidir. Kendilerinin reklamını yapma olasılıklarına göre Yunan küçük adaları gözlerinde olacaktır haberi paylaşılmış. Burada da Libya için savaş hazırlığı 7 adet Türk A-300 uçağının, 7 adet Türk A-330-200 uçağının uçan tankerlere dönüştürülmesi yakında tamamlanacak. Bir kaynak eşit sayıda eski KC-135R'yi havada çok daha düşük bir yakıt transferi oranıyla değiştireceklerini söylüyor. Nedeni Türk-Libya mutabakatı alanında acil planlar Doğu Akdeniz'de 4. Güzel Sondaj Kulesi'nin 15 Temmuz 2022'den sonra bu bölgeye inmesini bekliyoruz. Bu Batı'nın ne yazık ki hoşgörüsüyle Yunanistan'ı Libya tarafından kuşatmak isteyen ve ciddi bir gerekçe göstermeden bu ülkede bir Türk hava üssü kurulmasına izin veren Ankara'nın çok tehlikeli bir planıdır. Türk kaynaklara göre Türk Hava Kuvvetleri yakında F-16 uçaklarını Vatiha üssüne taşıyacak. Bu süreçte Türk C-130 ve A-400M nakliye uçakları Vatiha hava üssüne çok sık uçuyor. Aynı zamanda Misrata'ya da büyük olasılıkla ekipman ve personel taşıyor. Diğer haber. Burada dostlar Türkler yine Ege'yi süpürdü başlığı atılmış. Ağlaya ağlaya duramamışlar. Sözde hava sahası ilerle yaptığımızdan bahsettirirken şu komik cümle kullanılmış. Her durumda onlarla başa çıkmak için acele eden Yunan hava kuvvetlerinin hazırlığından bahsettirirken Yunanlar sözde tespit etmiş ve ele geçirmiş cümlesi kullanılıyor. İşbirliği ve caydırıcılık Yunanistan ABD ile savunma işbirliğini geliştirdi ve Temmuz ayı başlarında ABD F-35'lerin Suda'ya ineceğinden bahsediyor. Suda'ya 10 adet F-35 avcı uçağı göndermeye hazırlarken 23 Temmuz'da ortak tatbikat yapılacak. Burada da Çekya'nın yolladığı İHA'dan bahsedilmiş. Evet dostlar, hoşça kalın.